Yani Çeçenler'de genel anlamda bahsedersek biraz sert mizaçlılardır, sert yapılılardır. Bunun da sebebi sanıyorum daha çok sürekli bir savaş halinde olmaları. Savaş halinde derken saldırı halinde değil ama hep savunma halinde olmaları. Yani Çeçenler dışarıdan sanki böyle çok saldırgan, çok vahşi gibi görünürler. Öyle gibi bilinirler. Lakin dışarıdan göründüğü gibi değildir. Kesinlikle çok duygusal, çok merhametli. Mesela o sert mizacın altında çok duygusal, çok merhametli, çok vicdanlı bir yapıları vardır. Her zaman haklının yanında olmuşlar. Her zaman haksıza karşı olmuşlardır. Siz de bilirsiniz İlber Hocam, pardon. Mesela Gürcistan'la Hacca Savaşı'nda ki Gürcülerle Çeçenler arasında her daim bir dostluk olmuştur. Bir akraba gibi komşulukları vardır. Hatta Gürcistan'ın Pankisi bölgesinde Tuşlar dediğimiz Çeçenlerin bir boyu yaşıyor. Bir büyük çoğunluğu Pankisi tarafından. Öyle olmasına rağmen Abhazların davalarında haklı olduklarını düşündüklerinden dolayı onların yanında olmuşlardır. Ama bu hiçbir zaman Gürcülerle olan, Gürcü halkıyla Çeçen halkının dostluklarını asla ve asla bozmamıştır, zedelememiştir. Şu anda da yani akrabalıkları, dostlukları gayet güzel şekilde devam ediyor. Çeçen müziklerinde o ezgilerdeki sertlik, yani yapılarındaki, karakterlerindeki o sertlik ezgilerine de işlemiştir. Hızlı müzikler için söylüyorum bunu. Ağır müziklerde de yine o sertlik vardır, fakat ağır müziklerde o kadar fazla hissedilmez. Genelde ağır müziklerin çoğunluğu diyelim, halk ezgileri için söylüyorum bunu, otantik halk ezgileri için söylüyorum. Çoğunluğu doğayı anlatan şarkılar, anneyi anlatan şarkılar, sevgiliye söylenen şarkılar gibi ezgiler. Ağır olanların birçoğu. Hızlı müziklerde ise, hızlı şarkılardaysa coşkulu bir düğünü anlatan, bir dağla, düğün, eğlence havasında bir coşkulu ortamı anlatan müziklerdir hızlı müziklerde. Deçik pandır, üç telli pandürüye benzeyen bir alet vardır. Pandır dediğimizde kemençeye benzeyen yaylı bir alet var. Daha sonra garmon girmiştir Çeçen müziğine. Doli zaten ritim için olmazsa olmazı. Mesela kendi çevreme baktığımda, bizim Gürcüleri düşündüğümde, Gürcistan Gürcüleriyle Türkiye Gürcüleri arasında hani bu göç sonrası ve din değiştirme sonrasında vesaire farklı gelenekler ve farklı müzik türleri doğmuş. Dil üstünde çok farklı etkileri olmuş. Yani Türkiye'deki Çeçenler de bu şekilde Türk ve Çeçen karışımı yeni bir kültür doğumu, yeni geleneklerin doğumu olmuş mu? Olmuşsa aradaki farklar mesela, farklı şeyler neler? Tabii. Güzel bir soru. Mesela Türkiye'ye geldikten sonra, göçten sonra, yani 1864'ten sonra, 1864'te geldiler Çeçenler ilk. Bir kısım daha sonra, küçük bir kısım da 44'ten sonra geldi. Geldiklerinde oradaki o zaman tabii Garmon'la belki yeni yeni tanışmışlardır diye düşünüyorum. Türkiye'ye geldiklerinde aynı zamanda Türkiye'deki Çerkeslerin de garmon değil, burada kullandıkları bu mızıka dediğimiz Almanya'dan gelen bu Hohner, belki görmüşsünüzdür. Yuvarlak tuşlu mızıkalar var. Onlarla burada o müziklere en yakın ses olduğu için, kendilerine en yakın ses olarak mızıka sesini duydukları için
hep müzikleri mızıkayla yapmışlar. Gelirken mesela benim anneannem rahmetli, o çok güzel mızıka çalardı ve mızıkayla oradan gelirken söylenen ağıtları, oradan Çeçenistan'daki çalınan müziklerden birkaç tanesini çalardı rahmetli. Ondan sonra annem de yine mızıka çalar. Ben de akordiyon çalıyorum. Anneannem mızıkayla atışırlarmış. Yani atışırlarken derken şöyle, anneannem babam annemi kaçırmış işte, kaçmışlar. Anneannem üzülüyor ona. Balkona çıkıyor. Balkondan mızıkayla anneme bir müzik çalıyor. Annem diğer mahalleden o mızıkayı duyuyor. O mızıkayla ona anneannemin ne söylediğini anlıyor. Ve annem de mızıkayı eline alıyor. Pencereye çıkıp anneanneme mızıkayla cevap veriyor. İlginç geliyor değil mi yani? Evet. Yani Türkiye'de de iletişim olmadığından dolayı, yani 70'lere kadar diyeyim, biz Çeçen müziklerini unutmuştuk. Yani bizim nesil unutmuştu Çeçen müziklerini. 70'lerde ilk işte o eski kasetler, teyp kasetleri geldiğinde ilk onları duyduğumuzda dünyalar bizim olmuştu. Yani çünkü unuttuğum bir müzik kendi dilinde, bunu yıllar sonra ilk defa dinliyoruz. Yani ben 78'lerde, 79'larda ilk bu kasetleri dinlemeye başladığımda kendim de meraklıydım, müziğe de meraklıydım. O zaman da mesela bu şarkıların sözlerini yazıp bunları söylemeye çalışmıştık o zamanlardan. O zamana kadar daha çok yani Çeçen nüfusu Türkiye'de çok az. Yani bugün kültürünü yaşayan Çeçen nüfusunu toplasanız en fazla 15 bindir yani. Bilemediniz 20 bindir. Ki onların da o 20 binin de en az %60'ı diyebilirim. 50'si 60'ı Çeçence dilini çok az anlıyor. %20'si hiç bilmiyor, unutmuş. Yani iyi akıcı Çeçence konuşan %20'lerde, bilemediniz 30'lardadır. Kendi nahiyemizden örnek vereyim. Göksun Çardak nahiyesindeniz biz. Bir bizim nahiye var, bir de Küçük Su diye bir de bir Çeçen köyü daha var. Etrafımızda 25 tane Kabardey, Abzeh, Vubuh, Çerkez köyleri var. İster istemez hani hem aynı benzer kültürden geliyoruz. Örf aletlerimiz, müziklerimiz, oyunlarımız, giysilerimiz benzeşiyor. Birçok konuda benzeşiyor. Müzikte de Çerkez müziklerine daha çok dönmüşüz. Çünkü onlar çoğunlukta. Biz de müzik olarak onlara benzemişiz. Tamamen değilse de ondan etkilenmişiz. Yeniden bu Çeçen müziğinin Türkiye'de gelişmesi özellikle 90'lardan sonra başladı. Yani yeni yetişen gençler şimdiki, nasıl söyleyeyim, 20 ile 35 arası gençler tekrardan bir canlandırdılar. Ben de aşağı yukarı 84'te Ankara Kuzey Kafkas Kültür Derneği'nde ilk başladım. Akordiyonla ilk o zamanlar çalmaya başladım. Daha sonra Çeçen şarkılarını çalmaya ve söylemeye başladım. Hatta bizim Derida diye bir şarkımız var. Ona işte
Ankara derneğinde ben onu çok çaldığım için düğün yapardık dernekte. Gelen misafirler de hepsi dinlerlerdi. Onun nakarat kısmında da 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 diye söylenir. Bir en son kısmından da ho 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 he 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 ha 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 diye nakarat kısmı var. O şarkı mesela Türkiye'de bütün Çerkez camiasında ho ho olarak anıldı. İsmi de ho ho kaldı yani şarkının. Ondan sonra işte 90'lı yıllardan sonra Albek, Canbek bilmiyorum tanıyor musunuz? Evet. Peki, Albek ile Canbek'i tanıyor olabilirsiniz. İkisini de yeni tanıyorum. Yetişen çok 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 iyi bir garmoncumuz var, Furkan. Mükemmel bir garmoncu. İşte ondan sonra onlar gördükten sonra bu grup Vaynaha kuralım edelim diye ilk 2015'te bu düşünce benim aklıma geldi. Öyle bir araya topladık. Bir gün davet ettim hepsini. Bizim meşhur Gılınış diye bir hamur işi yemeğimiz var. Onu yaptık. Onu yedik ve Bismillah dedik. Grup Vaynaha o şekilde başlattık yani. Biraz uzun cevap oldu ama. Yok, teşekkür ederiz. Gençler tarafından yeni yeni bu dil öğreniliyor, müzikler merak ediliyor. Bu gelişimi, insanların bu merakını neye yoruyorsunuz sizce? Yani bu dilin tekrardan gün yüzüne çıkması, o kültürü yaşayanlar tarafından tekrar öğrenilme isteğini neye bağlıyorsunuz sizce? Yani sosyopolitik açıdan baktığımızda çünkü hem ülkemizde hem dünyada baskın olan diller var ve bazı etnik dillerin unutulmaya, tükenmeye yüz tuttuğu bir dönemde şimdiki gençlerin eski kültürlerine daha böyle bağlanırcasına bir geri dönüş yolculuğu var, bir eve dönüş yolculuğu var. Sizce bu eve dönüş halini neye bağlıyorsunuz sizin açınızdan, sizin baktığınız perspektiften? Valla ben şahsen daha çok teknolojiye bağlıyorum. Teknolojiye derken şöyle, yani iletişim teknolojisine diyeyim daha doğrusu. Dediğim gibi yani biz 70'li yılların sonuna doğru ilk bu müziklerle tanıştık. 80'li yıllarda yeni yeni öğrenmeye başladık. 90'lı yıllardaysa çok çok daha hızlı öğrenmeye başladık. Ve o zamanlar dediğim gibi teyp kasetleri vardı. O kasetleri bulmak, onları kopyalamak, etmek, onlar inanın çok zordu o zaman. Herkesin evinde teyp yoktu atıyorum. Ama şimdi öyle değil ki. Şimdi internet olan her yerde insan istediği müziği dinleyebiliyor. Kendi kültürünle, kendi halkınla alakalı bütün bilgileri artık Google'dan öğrenebiliyorsun. Kendi dilindeki müzikleri YouTube'a girip artık dinleyebiliyorsun. Biraz burada şu son yıllardaki gelişmelerde bizlerin de etkisinin olduğunu düşünüyorum. Yani grup Vaynah ve üyelerinin. Çünkü biz aktif olarak yani düğünlere de katılırız, gecelere de katılırız. Yani hiçbir ücret şeyi de talep etmeden bizim için bir eğlence o ya. Bazen olurdu haftada bir yapardık. Bazen olurdu 15 günde bir yapardık. Bazen ayda bir yapardık. Ama inanın o bir araya geldiğimizde sanki biz yıllardır şarkı söylemedik, söylemeye hasret kalmışız gibi hep o coşkuyla, o şeyle söylerdik. Geçen bizim özellikle zikir ayinlerinde dini içerikteki olan topluca söylemedeki çok seslilik de dikkatimi çekiyor. Çeçence söylüyor olmalarına rağmen bir tek la ilahe illallah ifadesini
Çeçence olmayan Arapça ifadeyi yerleştirmiş Çeçen toplumu, ama bu toplum olarak mı yerleşmiş, bu İslamiyet girdiğinden beri mi var, ya da bu son dönem hani dediğimiz mücahitler, şunlar bunlar vesaire, onlarla beraber gelen bir şey mi? Yok. Değil hocam. O da yine yani İslamiyet'i ilk kabul ettiklerinden sonra evet, girmiştir o da. Bu şu demektir. Benim kanaatime göre Çeçen toplumu İslamiyet'i kabul ettikten sonra Çeçen müzik kültürü ve de Çeçen kültürünün İslam Çeçen sentezini bence özellikle müzik alanında, özellikle çok seslilik alanında, zikir içeriğinde de olsa, yani ayinler içeriğinde de olsa, ki halk şarkılarında da var. Evet. Hani İslam Çeçen sentezini bence çok başarılı oluşturmuş Çeçen müzik kültürü. Yani evet, dünyada hiçbir İslami toplulukta kendi dilinde bir dini ilahi, Müslüman ilahisi ya da şeyi yok, ya Arapçadır ya da kendi dilinde de olsa tek seslidir ve de genelde Arapça kelimeler girmiştir. Kaldı ki Türkiye bile bence bunu Türk kültürüyle İslam kültürünün şeyini henüz oluşturabilmiş değil. Bir örnek verirsek de ezan bile bir dönemler Türkçe okunuyorken hala Arapçaya dönüştürülmüştür. Bilmiyorum tabii, Çeçenistan'da ezan okunuyordur, Arapça okulu oluyordur, ama bu çok önemli bir kıstas değil. Ama müzik kültürünü özellikle Müslümanlaştıktan hemen sonra kendi müzikal kültürünü özellikle İslami şeyle oluşturmuş, böyle bir sentez oluşturmuş tek İslam toplumu diyebiliriz bence. Doğru. İyi belirledim. Haklısınız. Yani ben de farklı bir şeye, başka dillerde, başka halklarda ben de rastlamadım. Benzer durumda Gürcülerde söz konusu, tam tersi. Hristiyanlığı kabul ettikten sonra hemen çok sesli müzik deyince kilise müziği diye akla geliyor, ama aslında çok sesli geleneksel müzik kültürü Gürcülerde Hristiyanlık öncesi de vardı. Ama işte Hristiyanlık girdikten sonra Bizans ilahileri, tek sesli olan korolar, onları alıyorlar Gürcüler. Kendi müzikal kültürlerindeki şeyi katarak çok sesli olarak ve kendi dillerine aktarıyorlar. Tabii ki Gürcü oluyor. Ve dolayısıyla çok sesli kilise müziği kültürü aslında bir bakıma Gürcülerin bu katkısından sonra sürdüğü ve Avrupa'ya yayıldığı ve de çok sesli korolar olduğu iddiaları var bazı müzikologlar tarafından. Tabi bu daha henüz iddia, kanıtlanmış bir şey değil. Ama bizim burada Türkiye'deki Müslüman ya da Gürcü toplumu ya da Müslümanlık koro deyince, çok seslilik deyince hemen kilise müziği diye yaptasını vuruyor, yapıştırıyor. Halbuki Hristiyanlık öncesinde Gürcülerde bu var. Aynı Çeçenlerde Müslümanlık öncesinde olduğu gibi çok seslilik koro kültürünü de, dini kültürünü de bir anlamda katkıda bulunan Gürcüler olduğu söyleniyor. Çerkezlik ve Çeçenlik. Yani Kuzey Kafkasya'da topluluklarından birisi Çeçenler. Ama Çerkez kavramı içerisine girer mi? Yoksa bir Çeçen ben Çerkez'im mi demeli? Yoksa ben Çeçen'im mi demeli? Çerkez deyince başka politikalar mı ya da başka hedefler mi? Yani bir üst ne derler? Yani hakim ulus şeyi mi var? Farklı amaçlar mı var? Çerkezlik ve Çeçenlik olayın neresinde? Şimdi İber Hocam, şöyle söyleyeyim. Şimdi biz Çeçenleri yani 94 Savaşı'na kadar, Çeçen-Rus Savaşı'na kadar Türkiye'de pek bilen olmazdı. Yani ancak bulunduğumuz civardaki, işte hangi ilde yaşıyorsak işte o ilde bilirlerdi. Hani genel anlamda pek bilinmezdik. Bilinmediğimiz için ve örf adetlerimizle benzer olduğu için Çeçeniz dedik. Çeçen kim dedi? Ya işte Çerkeziz dedik ondan sonra. Türkiye'de iki tane şey var. Bir, bütün Kuzey Kafkasyalılar, yani Adigeler olsun,
Dağıstanlılar olsun, Osetler olsun, hatta Abhazlar olsun, Çeçeler dahil olmak üzere tüm Kuzey Kafkasyalılara Çerkez diyen ve kendini o şekilde konumlandıran bir grup var. Bir görüş var, daha doğrusu grup demeyeyim, bir görüş var. Bir de sadece Adige'lerin, Adige'ler eşit, Adige eşittir Çerkez. Yani kim Adige deyince Kabardey, Abzek, Şapsı, Hatkoy, Bijedu gibi onların Adige'lerin bir 6'ya 7 boyu var. Onlar dil olarak birbirleriyle anlaşırlar. Aynı şekilde Çeçenlerle İnguçların o kadar dahi fark yoktur aralarında. Yani konuşmada çok az bir diyalekt farkı vardır Çeçenlerle İnguçlar arasında. Zaten Vaynak deriz biz. Vaynakların içerisine Çeçenler, İnguçlar ve Bağatsoy dediğimiz Tuşlar girer. Çeçenlerle İnguçları, İnguşetya diye ayrı bir cumhuriyet kurdurup da ayıran Ruslardır, Rusya'dır yani. Emperyalist Rusya bilerek yani bilerek ayırmıştır. Hiçbir zaman sınır olmamıştır arada. Ne bir tel örgü olmuştur, ne bir duvar olmuştur İnguşetya ile Çeçenya arasında. Ama son zamanlarda belki siz de duymuşsunuzdur. Sınır kavgaları başlatıldı. Yani liderler tarafından. İnguşetya'nın ve Çeçenya'nın liderlerinin işgüzarlığı tarafından neredeyse iki halk birbirine küstürülecek duruma getirildi. Ben tam bunları soracaktım. Zaten ben sormadan siz cevapladınız. Çeçenler kendilerini nasıl adlandırıyor diye soracaktım. İşte akrabalıkları kimlerle var diye soracaktım. Zaten cevapladınız. Evet. Çeçenler aslında şöyle mesela Çeçenler kendilerine Nokçi derler. İnguçlar kendilerine Galgay derler. Ama mesela birbirlerine bu eskiden sorarken şöyleydi. O Voynehvi mesela sen Voynah mısın? Veya Hun Voyneh Motkayi yani sen Voynahçayı biliyor musun? Bizim daha doğrusu bizim dilimizi biliyor musun? Ama son zamanlarda o işte bu tarz şeylerden dolayı işte Honokçivi Sonokçovu Soğalgayvu ben Galgayım ben Nokçoyum hiç Voynah'ı kullanmıyorlar artık neredeyse. Yani o Voynah, ne zamandan beri? Ne zamandan beri zannederim şeyden bu tarafa özellikle savaştan bu tarafa. Çok ilginç. 94 savaşından bu tarafa. Metin şunu sorabilir miyim? Hani tek bir halkken, tek bir milletken ikiye Suni olarak bölündü, böldüler falan diyorsun ama yani şu andaki Çeçenlerle şu andaki İnguş kültürü ya da bir farklılık olması lazım. Evet. Bu fark neydi de çok rahatlıkla bölebildiler. Yani Çeçenleri ikiye bölemediler ya da Nokçileri ikiye bölemediler de İnguş ve Çeçen diye bugün adlandırdığımız iki halk. Tamam aynı dün şive farkı var vesaire ama hani biri Müslümandı, biri Hristiyan mıydı? Böyle bir belirgin bir fark yok muydu? Bu fark varsa bunun farkları oynayarak bölmek çok daha kolay olduğu için soruyorum. Tamamen aynı da böyle sonu bölünmesi, sınır bölünmesi mi? Ya da dini şeyler mi var? Şu dini anda... şey de yok. Dini şey de yok. İkisi de Müslüman. Yani ikisi de Müslüman. İkisi de Voynahları oluşturan topluluk, giyimleri, kültürleri, yemeleri, içmeleri, her şeyi aynı. Yani ben bunun tamamen Suni olarak oluşturulduğunu düşünüyorum. Yani öyle. Benim şahsi düşüncem bu. Peki diller birbirine ne kadar yakın? Yani bir Azerice ile Türkçe gibi mi? Hani kolayca iletişim gibi, kurulabiliyor mu? Gibi. Aynen. Bir Azerice ile Türkçe gibi. Yani bir Azeri ile bir Türk nasıl konuştuğunda %95 anlaşıyor. Yani bir Çeçen'de İnguş'ta aynı şekilde %95, %96 anlaşır.
Sizin az önce söylediğiniz Derrida şarkısını biz repertuara yeni aldık ama İngilizce sözlerle aldık. O İngiliz versiyonu. Onun bir de Çeçen versiyonu var işte. Orada bile ayrılmışız ya. İki tane Derrida olmuş. Onu galiba herkes kendince sözler yazıp söylüyor. Gürcüce'de de vardı çünkü. Evet. Ama daha çok ama o söylenenler hep İnguş versiyonundan söylendi. Tabii evet. Çeçen versiyonunu dinlediniz mi bilmiyorum. Sanırım duymadım. Ya da belki de duydum ama ayırt edemedim. O zaman atarım onu da İberi Hocam'a. Onu da dinletirsiniz o zaman. Çok güzel olur.